Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Arkadaşınız Sinan'la birlikte içinde 10 alabalık, 10 tane de sazan yaşayan küçük bir gölde balık tutuyorsunuz. Neden bu balıklar bilmiyorum ama siz belki arkadaşınız Sinan'ı sazan e, olarak nitelendirdiğiniz için bu balıklarla yapıyorsunuz. Neyse şakayı bir tarafa bırakalım. Herhangi bir biriniz balık tuttuğunda balığı suya geri bırakıyorsunuz. Öyle düşünelim. Sinan size iki farklı iddia teklif ediyor. Sinan böyle bir çocuk çok seviyor iddiaya girmeyi. Diyor ki birinci iddiada iddiaya girmeyi tabii ki de önermiyorum. Ama ne yapalım?" diyor. Bak 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 bak. Sinan iddiaya girmek istemiyormuş. Bak Sinan'a bak. Sinan'ın iddiaya girmek istediğini çok iyi biliyoruz. O yüzden Sinan şöyle diyor birinci iddiada. Sinan'ın arka arkaya tutacağı 3 balıkta sazan olursa ona 100 lira vereceksiniz. Sinan diyor ki yani arka arkaya 3 balıkta sazan olursa bana 100 lira vereceksin. Eğer balıklar sazan değilse o zaman ben sana 20 lira vereceğim diyor. İkinci iddiada da şunu öneriyor. Arka arkaya tuttuğunuz 3 balığın ikisi sazan olursa Sinan size 50 lira verecek. Diğer durumlarda siz ona 25 lira vereceksiniz. Tamam mı? Arkadaşlar bakın bence böyle iddia olaylarına falan hiç girmeyin. Ee, ama burada sorumuzu çözmek için yine de Sinan'ı kırmayalım iddiaları bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi birinci iddianın beklenen değeri nedir? Cevabınızı bir yuvarlayın şöyle, aklınızda bir düşünün. Videoyu durdurun şimdi ve soruya kendi kendinize cevap bulmaya çalışın. Yaptınız mı? Pekala, devam edelim. Birinci iddianın beklenen değeri. Soruyu kitabına uygun çözmek için arkadaşlar, rassal bir değişken belirlemek istiyorum. X birinci iddiada kaybedeceğiniz, ya da bir dakika kazanmamanızda söz konusu olduğu için birinci iddiadan elde ettiğimiz kar olsun. Evet. Bu bir rassal değişken. Şimdi de x'in beklenen değerini hesaplayacağız. Sinan 3 tane sazan tutarsa 100 lira kaybediyoruz. Onun için arka arkaya Sinan'ın 3 tane sazan tutmasının olasılığı çarpı 100 lira 100 lira Sinan'a vereceğimiz için başına bir eksi koyuyorum. Bizden gidiyor yani para. Eksi dolayısıyla unutmayın. Burada beklenen karı hesaplamaya çalışıyoruz. Bu kaybettiğimiz para o yüzden buna eksi koyuyoruz. Sonra buna Sinan'ın 3 sazan tutmuş olmasının dışındaki durumların olasılığı çarpı 20 lirayı ekliyoruz. Bu olasılık birden ilk olasılığın çıkmış hali olacak. Ve bu durumda Sinan'ın bize verdiği para için yani pardon bu durumda Sinan bize para vermiş olduğu için olasılığı 20 ile çarptık. Yani hani Sinan kaybederse bize 20 lira verecekti ya. O yüzden Sinan'ın verdiği parayı 20 olduğu için olasılığı 20 ile çarptık. Beklenen değeri hesaplamak için arkadaşlar Sinan'ın arka arkaya 3 sazan tutmasının olasılığını bulmamız gerekiyor. 20 balıktan 10'u sazan olduğuna göre her denemede sazan tutmasının olasılığı nedir? 10 bölü 20'dir değil mi? Yani 1 bölü 2'dir. Bunun için arka arkaya 3 kere sazan tutmasının olasılığı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 olacaktır. Bu arada tuttuğumuz balıkları suya bıraktığımızı da hatırlatmak istiyorum. Çünkü eğer bırakmasaydık ikinci sazanı tutmanın olasılığı 19'da 9 olurdu. Balıkları suya bıraktığımız için de 1 bölü 8 ihtimalle Sinan arka arkaya 3 tane sazan tutacak sonucuna varıyoruz. Buraya 1 bölü 8'i yazalım. 1 eksi 1 bölü 8 de eder 7 bölü 8. 1 bölü 8 olasılıkla Sinan'a 100 lira vereceğiz. 7 bölü 8 olasılıkla ise de o bize 20 lira verecek. Hemen hesap makinemizi çıkarıyoruz. Neymiş burada bu durumda beklenen kar hesaplayalım. 1 bölü 8 çarpı eksi 100 artı 7 bölü 8. Hesap makinesi işlem sırasını bilebilir ama ben doğru olması için bunlara, buralara parantez koymak istiyorum. Evet, çarpı 20. Bu işlemin sonucu ediyor arkadaşlar artı 5. Artı 5 lira. Yani beklenen karı 5 lira olarak bulduk, saptadık. Cevabımızı da buraya yazdıktan sonra şimdi ikinci iddiaya geçebiliriz. Arka arkaya tuttuğunuz 3 balığın ikisi sazan olursa Sinan size 50 lira verecek. Diğer durumlarda da siz ona 25 lira vereceksiniz. Bu iddia için arka arkaya tutacağımız 3 balıktan ikisinin sazan olmasının olasılığına ihtiyacımız var. Bunu farklı şekillerde hesaplayabiliriz. Mesela sadece 2 balık türü ve 3 denemeden bahsettiğimiz için olası tüm sonuçları yazabiliriz. Başlıyorum arkadaşlar. Sazan, sazan, sazan. Diğer balık neydi? Alabalık. Sazan, sazan, alabalık, sazan, alabalık, sazan, alabalık. Sazan, alabalık. Sazan, alabalık. sazan, alabalık, alabalık alabalık sazan sazan, alabalık sazan alabalık, alabalık alabalık sazan ve alabalık alabalık alabalık. Biraz kalabalık oldu, kabul ediyorum. Her denemede 2 sonuç olduğuna göre 3 deneme yaptığınızda 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den 8 farklı sonuç elde edersiniz. Bir bakalım burayı kontrol edelim. Biz ne yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet biz de 8 sonuç elde etmişiz arkadaşlar. Şimdi buradaki 8 sonuçtan kaç tanesinde en az 2 Sazan yakalamış durumdayız. Bakalım. Bunda, 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 burada ve ee, bu kadar. Evet. Burada bir sazan var. Burada da, burada da ve burada hiç sazan yok. Eşit olasılığa sahip 8 sonucun 4'ünde en az 2 tane sazan tutuyoruz. En az 2 sazan tutmamızın olasılığı 4 bölü 8 arkadaşlar ya da 1 bölü 2. İkinci iddia içinde y'yi kullanalım y ikinci iddiadan elde edilen kar olsun. Bu durumda y'nin beklenen değeri için 1 bölü 2 ihtimalle kazanıyoruz. Yani 1 bölü 2 çarpı 50 artı geriye kalan durumların olasılığı kazanma olasılığımız 1 bölü 2 ise kaybetme olasılığımız da 1 bölü 2'dir. O zaman artı 1 bölü 2 çarpı eksi 25 bunun sonucu da burası 25 eder. Burası eksi 12,5 eder. 25 eksi 12,5, 12,5 eder. İkinci iddiada ne edeceğimiz karın beklenen değeri 12,5 liraymış. Yani 12,5 liraymış arkadaşlar. Arkadaşınız iki iddiayı da 50 kere tekrar etmeniz koşuluyla kabul ediyor. Beklenen değeri arttırmak için ne yapmalısınız? Hmm, iddiaların ikisi de iyi. Yani ikisinde de siz kazanıyorsunuz. Anlaşılan bu Sinan çok iyi hesap yapamıyor arkadaşlar. Ama ikinci de kazandığınız para daha çok olduğu için sadece ikinci iddiayı seçmelisiniz. Evet, ben olsam sadece ikinci iddiayı seçerdim. Aslında ben olsam iddiaya girmezdim. Aslında ben olsam Sinan'la balığa çıkmazdım arkadaşlar.